Ufatına küsmüş Haberin olsun Gönlüm Herkese selamlar dostlar 13 Aralık 2021 iddia tahminleriyle Hepinize selamlar Öncelikle ekranda Cumartesi ve Pazar'ın sizlere verdiğim YouTube kombinelerini görüyorsunuz İki kuponda da başarı sağladık. Değerlendiren herkesi tebrik ederim. Cumartesi günü ikili olarak sizlere Freiburg mücadelesinin KG varanı, Manchester mücadelesinde maç sonu 2 ve 4.5 alt çekimini önermiştim. 2.14 gibi orandan kazandı. İdealdi. Değerlendirenleri tebrik ederim. 12 Aralık Pazar gününe baktığımız zaman da Atalanta mücadelesine üst verdim. Level Kuzey mücadelesi şu an zaten 4-2 Frankfurt önde. O ilk yarıdan geldi zaten. 23. dakikadan buna geldi? O da kazandı. Tekrardan değerlendiren herkesi tebrik ederim. Cumartesi günü şöyle bir kombine vereceğim ekrana. Gördüğünüz üzere toplamda 10 tane mücadele vermiştim. Bunların bazıları ben 10'da 7 yaptım sanırım. Onu da göstereyim birazdan. 10'da 7 yaptım fakat arkadaşımız 2-3 tane maçı değerlendirmiş böyle değiştirmiş. Full çekmiş. 3 liraya 45 oran yakalamış diyeyim ben sizlere. Burada da çok güzel. Kendine hatta yukarıda yazmışım. Kendine göre düzenleyip full çekmiş. Sizler de böyle kendinize göre bazı kafanıza yetmeyen maçları yine benim maçlar mesela Dortmund mücadelesine ben üst demiştim. KG almış. Maç 1 bitti. Öyle kazandı. Örnek veriyorum. Yine 45 oranı benim maçlarımdan yakalaması da gayet güzel ve hoş olmuş. Tebrikler arkadaşımız diyerekten bunu geçeyim. Onun dışında tekrar da ekrandan görmek üzere. Cumartesi raporunu görüyorsunuz. Pazar maçları henüz daha oynanıyor bitmedi. Cumartesi güzel bir gün geçirdik. 3 tane file verdik. Chelsea mücadelesi, Juventus mücadelesi ve Dortmund mücadelesinden file verdik. Diğer tüm maçlarımız geldi. Değerlendiren arkadaşlarımızı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Onun dışında bir de e, isterseniz maçlara geçelim. Ekranda 4 tane maç seçtim sizlere. Bu 4 mücadelemiz bu 4 mücadelemiz Galatasaray mücadelesi, Soçi mücadelesi, Fenerbahçe mücadelesi ve Roma mücadelesi. Ben bir adet de sizlere bugün de kombin önerisi yapacağım arkadaşlar. Tekrardan değerlendirecek herkese bol şanslar. Şimdi Süper Ligi normalde almıyorum. Samimi söylüyorum almıyorum Süper Ligi. Neden almadığımdan bahsedeyim. Hatta şöyle Galatasaray maçıyla başlayalım. Ya çok ters o bitiyor. Mesela bugün de değerlendirdim. Malatya ile Alanya maçını değerlendirdim. Maç bir anda 5-2 mi bitti? 10'a 2 mi bitti? İlk yerden 5, ilk yerden 3-2 oldu zaten maç. Yani o maç 10 tane oynansa 9 tanesi alt biter mesela. Ya garip yani Süper Ligi harbiden bayı almayın. Ben yani talep var diye maçlara ideal olması gerekeni söylüyorum. Fakat olmayınca da yapacak bir şey yok. Galatasaray-Sivas mücadelesiyle başlayalım. Şimdi Galatasaray biraz daha üst sıralara yükselmek isteyecektir. Çünkü puan farkı aşılıyor. Şöyle bir şey var. Galatasaray takımı ne diyor? Biz genç takım kurduk. Avrupa'da çok iyi gidiyor zaten. Genç takım kurduk. Yeni jenerasyon. Fakat ilk 3'e, ilk 4'e girmesi lazım ki önümüzdeki yıllarda mesela gelecek sezon ilk 3'e, 4'e giremezse Avrupa'ya gidemeyecek. Yine ligde kalmış olacak. Ondan dolayı biraz üst sıralara tırmanmak için elinden geleni yapacaktır Galatasaray takımı bence burada. Sivas Spor'da boş değil. Sivas'ta zaten havalar biraz daha soğudu bildiğiniz üzere. Kış geldi Türkiye'de. Ee, geldiği için Sivas'ta Sivas yenmek kolay değil. Zaten Sivas'ta kolay kolay Galatasaray'a karşı geçmiş maçlara da baktığımız zaman da Galatasaray bir son maçta 2-1 yendi. Onda da çok zorlandı zaten hatırlıyorum. Onun dışında Sivas'ta maç alması o kadar kolay olmadı. Ben şöyle bir tercih yapacağım. Sivas'ın da gol bulmasını bekliyorum burada. Ben KG var alacağım günün ilk mücadelesinden. 1.57 gibi oran açmışlar. Ben her iki takımın atacağı bir golü bekleyeceğim. Galatasaray'a baktığımız zaman da Avrupa'da maç oynadı Lazio maçı. Fakat eforlu bir mücadele değildi açıkçası baktığınız zaman da. Maç yani e, temposuz geçti yani ölü bir mücadeleydi. Yine Feguli, Berkan, Morutan oynayabilir. Kerem ileride de Halil veya Canlı artık kim oynarsa ideal kadrosu orada. E, Sivas Spor'un forvetinde muhtemelen Yatabar olacak. Yatavari'de biraz sıkıntı. Nasıl sıkıntı? Bitiricilik anlamında sıkıntı yaşayan bir futbolcu Yatabarı. Yine güzel gelince atıyor da yani sıkıntılı bir futbolcu. Ben biraz da profil olarak Cagney'e benzetiyorum yani. Bitiricilikte sıkıntısı var. Ama dediğim gibi Sivas kendi evinde mutlaka gol bulmak için elinden geleni yapacaktır. Pedro Henrique ve Gradel'in özellikle kanatlardan etkili olması değerlendirilebilir bu mücadelede. Soçi ile Spartak Moskova mücadelesi. Yine güzel bir mücadele. Ben şöyle aldım. Ee, biraz istatistiğe dayalı olarak aldım. Çünkü her ikisinin de maçını izlemiyorum. Spartak Moskova'nın son Avrupa'da mücadelesi var. Bunu takip edebildim biraz. Sochi son haftalarda biraz kötü gidiyor. Fakat golli maçlar oynuyor. Hatta şöyle bir istatistik vereyim sizlere. Sochi'nin son 9 maçının 8 tanesinde 2.5'dan fazla. Yani 2.5 gol üzerine çıktı. Böyle de bir kendi liginde istatistiği var Sochi'nin. Yine golli bir mücadele imza atabilir. Fakat şöyle değerlendirdim ben. Ben ilk yarıdan gelecek bir golü değerlendirdim. Oranı 1.30 bandında. Oran yükseltmek adına değerlendirilebilir. Şöyle 1.31 gibi bir oran açmışlar. Yani Moskova da atabilir. Soçi de atabilir. Zaten Soçi'nin kendi evinde oynadığı maçlara baktığım zaman hepsinde gol atmayı bilmiş. Sadece tek maç hariç. Diğer hepsinden gol atmayı bilmiş Soçi takımı kendi evinde. Soçi'nin golünü oran açmamışlar. Burada hatta favori olarak da zaten ev sahibini göstermişler 1.80'den. Fakat ben ilk yarıdan gelecek bir golü değerlendirdim. İdealdir değerlendirmek isteyenlere İlk yerden alacak bir golü öneririm yani. İdealdir. Üçüncü maçım Fenerbahçe ile Gaziantep mücadelesi. Ondan önce ekranda güzel bir seri var. Bilal'in serisi. Canlı. Cumartesiden kalma arkadaşlar. Bu bugün daha devam ediyor hala. 5 canlı da 5'te 5 beş yaptı. Gayet güzel bir şekilde ilerledik. Hatta Bilal'in serisi şekilde grupta katıl grubunda güzel bir sinerji oluştu diyeyim ben sizlere. Dortmund'un bir buçuk gol üstü geldi. Zor geldi geldi. iki buçuk gelmedi. Hatta bir tane de iptali vardı. Bireys mücadelesinde toplam gol bir buçuk aldık. Onu geçtik. Toplam gol üç buçuk aldık. Zor dakikalarda, da riskli olarak da o geldi. Bayern Münih'in atacağı iki golü aldık. Bir sıfır mağlupken o geldi. Ve Milan mücadelesinde KG vardı. da O da geldi. Hatta ben sizlere katı telegram grubunun ekranından da göstereyim şöyle onları. Ekranda gördüğünüz üzere burada zaten nasıl şekilde girdiğimizi de gösteriyoruz. 78 TL atmış mesela. Kaç para attı, kaç orandan zaten nesneye göre verdiğimizde belirteyim. Bu şekilde Bayern Münih geldi, Bochum mücadelesi geldi. Aşağı doğru inelim, Brest mücadelesi geldi zaten. Burada güzel bir seri yaptı. Hatta ben de yazdım ki burada Bilal'e bir nazar boncuğu atalım dedim. Çünkü çok güzel bir seri yakaladı. Manu Penaltı Ronaldo golünü attı burada. Biz değerlendirmiştik. Ana kombinemiz falan geldi. Bu şekilde katı Telegram grubumuzda da ilerliyoruz. Yatan da oluyor, gelen de oluyor. Fakat son günlerde hafta sonunu güzel geçirdiğimizi söyleyelim. Tekrardan e, gelmek isteyenlere şöyle bir hatırlatma yapalım o zaman. Abone ol şunun yanında katıl var. Katıla tıkladığınız takdirde burada Telegram grubu paketimiz var. Ana Telegram grubumuzun paketi. Yüksek oran Telegram grubunda hem ana Telegram grubuna dahil olabiliyorsunuz. Hem de yüksek oranlı Telegram grubuna. Her şey dahil iletişim grubunda Ana Telegram grubu, yüksek oran grubu ve yüksek misli oynadığımız bir grup var. Orada da 65 kişi falan var zaten. O gruba da dahil olup yüksek misli bastığım zaman oraya da atıyorum. Oradan da kazanmak adına iyi işler çıkartıyoruz diyerekten de geçeyim. Seviyelerimiz bu yönde. Bu arada iletişim paketinde WhatsApp iletişim hattı da mevcut. Fenerbahçe maçına gittim. Fenerbahçe için zor bir mücadele. Fakat şunu detayına inmek istiyorum ben. Vitor Pereira ne dedi son maçta? Yani Frankfurt maçı öncesi şöyle bir açıklama yaptı. Biz lige odaklanmak istiyoruz dedi. Yani Avrupa zaten o anda bitmişti Fenerbahçe için. Yani lige odaklanmak istiyoruz deyip burada Fenerbahçe puan alamazsa yani biraz Pereira ile taraftarın arası bozulur. Çünkü lige odaklanmak istiyoruz dedi. Ayrı bir motivasyonla Fenerbahçe maçı Fenerbahçe burada sahada olabilir arkadaşlar. Onu geçtim. Gaziantep takımı da burada tempo tutabilecek bir takım. Kendi evinde kolay kolay zaten maç vermeyen takım. Ve kendi evinde tempoyu yakalayabilen özellikle Muhammed Demir ve Diko ile birlikte hücum hattında iyi işler çıkartabiliyor. Gaziantep takımı. Arkada Maxim de hatta ara toplarıyla birlikte Muhammed Demir ve Diko'yu besleyerek de iyi işler çıkartıyor. Şunundan bahsedeyim. Her iki takımın da kalecisi iyi. Ben burada şuna getirmek istiyorum. Kalecilerin kurtardığı toplar kornere çıkabilir ve kanat oyununu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Özellikle Tempolu bir maç beklediğim için korner olarak değerlendireceğim. Gollere gitmedim bu mücadelede. 8.5 üst kornerine 1.41 gibi ideal bir oran açmışlar. Bu mücadeleyi de direkt kombineme aldım zaten. Biraz korner için şans işidir. Şansımı orada ortak olmak istiyorsanız arkadaşlar 8.5 üst kornerini değerlendirebilirsiniz. Biraz şans şansımız yanında olsun. Bol şanslar diyerekten geçeyim isterseniz. Kornerle bir mücadele bekliyorum. Roma ile Spezia mücadelesi. Roma'nın da suyu ısındı artık. Roma'da biraz moralli olacaktır bu maçta. Çünkü Avrupa'da CSK Sofya'yı 3-2 gibi bir skorla galip geldi. Gruptan da lider çıkmayı başardı. Gruptan lider çıktığı için Mourinho'nun keyfi biraz yerindedir diye düşünüyorum ben. Roma takımında. Diğer türlü baktığımız zaman Spezia takımı da kolay dağılabilen bir takım. Yani burada Roma bir gol atarsa veya 2 atarsa 4-5'e bile gidebilir. Fakat benim skor beklentim 2-0'lık bir Roma galibiyeti burada. Roma'da eksik olarak Mancini kart cezalısı Zaniolo kart cezalısı olarak gözüküyor bu mücadelede. ileri hatta Abraham olacaktı, Şamuradov olacaktı aynı şekilde. Ben burada bir Roma galibiyeti bekliyorum. En az iki gollü bir Roma galibiyeti bekliyorum. Takımda moraller de yerinde. Ufaktan bir seri yapmanın da zamanı geldi. Üst sıralardan iyice koptu. Lige iyi başlamıştı. Devamını getiremedi Roma takımı Mourinho ile birlikte. Ligde de şöyle göstereyim. Ligde de iki maçtır yenilen bir Roma takımı var. Evinde Inter'e karşı iş yapamadı. Deplasmanda kaybetti Keza. Burada en az 2 gol atarak kazanmasını bekleyeceğim. Oranı bu şekilde yükselttim. 1.39'da bunun oranı var. Değerlendireceklere bol şanslar. Toplamda 4 mücadelem var. Bir tane ideal kombin önerdim. Lütfen 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 <laughs> yüksek oynamayalım arkadaşlar. Kombine ekrana gelsin bu arada. Ekranda gördüğünüz üzere 1.95 oranlık ideal bir kombinedir. Fenerbahçe mücadelesine 8.5 üst korner dedim. 1.41 gibi orandan. Hem Gaziantep'in hem Fenerbahçe'nin bulacağı kornerlerle Maçta tam tamına 9 korner beklediğimi de belirteyim. Bu da kainliğe girsin biraz. Umarım şans yanımızda olur. Çünkü korner işi gerçekten biraz şans işidir. Roma mücadelesinde Roma'nın ben en az 2 gol, at gol, atarak kazanmasını bekliyorum. Çünkü son haftalarda Avrupa'dan da lider çıktıktan sonra takımda biraz moraller yerine geldi. Ligede etki tepki vermesini bekliyorum. 2 haftadır mağlup oluyor. Umarım burada Roma bizi yanıltmaz diyerekten de kapatıyorum. Videoya like atıp kanala abone değilseniz de, abone olarak da destek verirseniz de sevinirim. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.